Şimdi sırada sizler için derlediğimiz, görüntüleri bizde olmayan kısa başlıklarla derlediğimiz haber turumuz var. Van'da 58. Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl Halk Kütüphanesi'ne dönüştürülen Eski Sanat Okulu binasında düzenlenen etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve Eski Sanat Okulu mezunları katıldı. Kütüphanede Hayat Var temasıyla kutlanan etkinlikte bir konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, kitap sevgisinin milli bir şuur halinde millete benimsetilmesinin son derece mühim bir vazife olduğunu söyleyerek, daha önce sanat okulu olarak hizmet veren tarihi binanın halk kütüphanesine dönüştürülmesi hususundaki memnuniyetini ifade etti. Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ve sunuk ele geçirildi. Gençlere yönelik eğitim, spor, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle maddi ve manevi olarak daima gençlerin yanında olan Tuşba Belediyesi, kırsal mahalle okullarına kitaplık kurup kitap desteğinde bulunuyor. Tuşba Belediyesi kitaplığı olmayan kırsal mahalle okullarına kitaplık ve 50 okula da 5000 adet hikaye kitabı desteğinde bulundu. Van'da hafta sonu oynanan birinci amatör maçları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Önceki gün oynanan karşılaşmada DSİ Spor rakibi Türk Telekom Spor'u 4-2 yenerken Altay Spor ise rakibi Hürriyet Eğitim Kurumları Spor'u 6-2 mağlup etti. Van Büyükşehir Belediyesi dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çeliker'in ismi kullanılarak iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aranarak Ramazan kolisi talebinde bulunulduğu yönündeki bilgiler belediye başkanlığımıza ulaşmaktadır. Kötü niyetli şahıslara lütfen itibar etmeyiniz. Genel Sekreterimizin ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlar hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur denildi. Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı, Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da üretilen ürünler yurt dışına ihraç edilmeye devam ediyor. Van'da girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 2004 yılında kurulan ve binlerce kişiye istihdam kapısı olan İşkem'de üretilen saç fiberinin birçok dünya ülkesine ihracı sürüyor.